nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. İsteğinizi bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Sağ olasınız. Bence. Tamam. Görüşürüz. Her buluşmaya gittiğimiz toplantı mitinge dönüşüyor. Her esnaf ziyaretimiz miting havasında geçiyor, izdihamla neticeleniyor. Bu da özellikle de gençlerin bize ilgisinin yoğun olduğunu gösteriyor. Seçimler başlamadan bütün yorumcular, siyaset bilimcileri, analizciler diyordu ki bu seçimin sonucunu gençler belirleyecek. Gençler kimin yanında olursa seçimi o kazanacak. Açık ara gençlerin bizim yanımızda olduğunu net olarak söyleyebilirim arkadaşlar. Türk gençliği ve yerelde Kilis gençliği bizimle beraberdir. Kilis gençliği bir oy Zafer'e, bir oy Sinan Oğan'a diyor burada da. O sebeple de ben inanıyorum ki Kilis'ten milletvekillerimizi inşallah meclise göndereceğiz. Ve Kilis'te de rekor oyla Cumhurbaşkanlığı yarışını tamamlayacağız. Bugün %12-16 bandında bizim elimizdeki kendi yaptırdığımız anketler %12-16 bandında bir oy oranına ulaştığımızı gösteriyor. İnşallah biz ikinci tura kalan taraf olacağız Cumhurbaşkanlığı boyutunda. Dün İmamoğlu'na yapılan saldırıyı kınadığımı ifade etmek isterim. Bununla ilgili bir tweet atarak da kınamamızı yapmıştık. Ama aynı şekilde dün gece bizim seçim otobüsümüze dönükle bir saldırı oldu. Aracımız ciddi hasar gördü. Ama biz aynı kınamayı hiç kimseden görmedik. Kilis başta olmak üzere son birkaç güne girdiğimiz bu seçim sürecinden inşallah biz zaferle çıkacağız. Bir cümle de burada Erzurum provokasyonu üzerinden bize çekil çağrısında bulunanlara seslenmek istiyorum. Ne Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığında ne Ata İttifakı'nın milletvekilliği seçimlerinde çekilme, birileriyle pazarlık yapma gibi niyeti yoktur. Biz birilerinin tavşan adayı olarak çıkmadık. HDP ve Hüdapar arasında sıkışmasın diye çıktık. O sebeple de biz hiçbir zaman Türk milletinin HDP ve Hüdapar arasında sıkışmasına müsaade etmeyeceğiz. Ve bu ülkenin de 13 milyon sığınmacının istilasına uğramasına göz yummayacağız. Biz devredeceksiniz inşallah. Ve barış üzerine bir politika izleyeceğiz. Biz dış ticaretimizi, ihracatımızı artıran bir politika izleyeceğiz. Biz sizi sokağa çağırmıyoruz. Biz sizi sandığa çağırıyoruz. Diyoruz ki bu seçim bir referandum olsun. 14 Mayıs sığınmacılar için, kaçaklar için, bu ülkenin sınır kapılarını, bu ülkenin sınır tellerini, elini kolunu sallayıp gelenler için bir referandum olsun istiyoruz. Ama olmaz, sen bir aşağı in.